hareketinden bağımsız olarak sabit olması anahtar sözcük bu. Işık ne manen bir şeydir ki böyle devam ediyor? Ben her yazdığım makaleleri şairi doğanın gizemli nesnesi diyorum, ışık başka bir şey. Onun için hatta o teorik kitaplara bile ışık olsun diye bir metafor koymuş olabilirler. Başka bir şey yok. Işığı yapmak lazım. Aydınlanma boyutuyla bir de bizim başka türlü toplumsal bağlamda yapmamız gerekiyor. Neden uzay zaman? Biraz fazla teknik geçeyim. Yani uzayla zamanın teorik bağlamda niye birleşmesi gerektiğine yönelik bir paragraf koydum buraya. Yani birbirinden ayrı muamele edemezsiniz. Sonuçlarını da görürsünüz esasında. Şimdi görelilik teorisi yine sağlığıyla farklı bir yeni ufuk açıyor. Uzayla zamanı dört boyut içinde birleştiriyor. Şu anda biz üç boyuttayız. Özellikle böyle limitli hızlarla hareket ederken zaman bizim dışımızdan mutlak bir nehir gibi akıyor. Ama esasında dört boyutlu bir uzay, üç boyutlu alt uzayda. Şu anda bunları söylüyoruz. Uzay ve zaman diye ayrı bir nesliyor. Dört boyutlu uzay ve zaman kavramı. Şimdi ben burada çok önemli, bu şekilde önemli olduğu için deneysel doğrulamada niye hareketli saatlerin geri kalacağını vurgulamak için bir ışık saati modeli yaptım. Ben yaptım. Einstein freshman fiziği okuyan herkese onu görmüş olmalı. Şimdi acaba gerçekten hareket eden saatler yavaş mı işte, geri mi kaldı? İşte size bir ışık saati modeli. Çok primitif bir model. İşte bir cetvel düşünün. Altında bir ışıldak var, yukarıda ayna var. Işıldağın yanında bir de detektör var. Işıldak bir ışığı ışık salıyor. O ışıldakları biliyorsunuz. Detektörler. Çok güzel aletler var. Aynada yansıyor, geri dönüyor. Geriye dönüp vurduğu anda tek bir ses. Çünkü bu duran bir saat. Saat burada duruyor. Bu saati sabit bir hızla harekete geçirelim. Şimdi dikkat ederseniz ne oluyor? Şimdi bakın, bu ışık salındıktan sonra bizim o cetvelimiz kendine paralel olarak hareket ettiği için bunun ulaştığı zaman aynı bir hareket yapmış olacak. Ve sonra yansıdıktan sonra gelip tik sesi vermek için yine bir hareket yapmış olacak. Dolayısıyla bu hareket halindeki ışığın kat ettiği yol daha uzun. Hepimizin dediği tekrar istiyorum. Değil mi? Çünkü hipotenüsü boyutu. İki hipotenüsü boyutunda gidiyor. Halbuki burada bu dik eksen boyutunda gitmiş. Doğru mu? Peki buradaki anahtar sözcük ne? Işık hangi yolu izlerse izlesin aynı sabit hızla gidiyor. O zaman şu arada geçen gitme, yansıma, dönme, tek sesi için geçen süre daha uzun. Bunun basit, buraya formülleri koymadım, kimseyi korkutmak istemiyorum ama herhangi biriniz freshman fizik yaptıysanız size maksimum 5 dakika veririm. Eğer 5 dakika yapamıyorsanız bu çok hipotenüsü hesaplayayım. Işık yolu nedir? Yol eşittir hız çarpı zaman, sabit bir hız. Zaman eşittir yol bölü hız. İşte bu çıkan o meşhur Einstein'ın düzüşme faktörünü burada hemen çıkarabiliyor. Bir ıssız adada oturup Einstein'ı öğretip gidiyorsunuz. Bu yöntemle düşünsel deneyle kendiniz keşfedebilirsiniz. İşte başka bir konfigürasyon bu şekilde. Peki zaman gecikmesi ölçülebilir mi? Doğada kanıtlanabilir mi? Ölçüm kanıtlanabilir mi? Valla esasında ne yapmak gerekiyor? Çok yüksek hızlarla, çünkü bu yüksek hızda geçerli olan bir nesne. Eğer ışık hızına yakın hızlarla gidiyorsanız, 300 bin kilometre bir saniye olması gerekli ona yakın hızlarla. Mesela 12 sürate kadar giderseniz bu etkileri göreceksiniz. Bizim ama günlük yaşamımızda en hızlı yaşadığımız hız denilemeyi hiçbirimizin 1000 kilometre bölü saati geçtiğini düşünmüyor. Uçağa biniyorsunuz, o hızı yaşıyorsunuz. Galileo Newton zamanında da işte en hızlı yer kendi 25-30 kilometre herhalde. Ve en hızlı. Şimdi yaşadığınız deneyimler bunlar. Bahsedilen hızlar başka hızlar. Peki bunu demek ki ışık hızına yakın hızla giden bir uzay gemisi olsa ona binse orada saatin yavaşladığını görseniz yavaşlayacak da ışık hızına yakın hızla giden bir uzay gemisini görünür gelecekte önümüzdeki binlerce yıl içinde yapma alanlarına sahip olmayacak gibi görünüyoruz. O halde bunun başka yöntemi olmalı. Yine mikro evrenden geliyor, parçacıklar evreninden geliyor. Doğada elektronun kuzeni olan bir nesne var. Müyon deniyor. Elektronla bütün özellikleri aynı. Yükü,
spini ve diğer özellikleri. Bir farkı var, kütlesi daha büyük. Biz temel parçacık fizikçileri, bu sorunda yapılan deney ve teorilerde uğraştığımız en temel nesnelerden bir tanesi. Müyon denen bir nesne. Durgun haldeyken oldukça kararsız. Hatta tehlikeli bir nesne. Onun için geçen gün söylerken oradaki deney başkanlığından biri bir zamanlar veto koymuştuk. Müyonlarla uğraşmadık tehlikeli bir nesne. Elektronun kütlesinin 200 katı kütlesi var. Elektron yarım milyon elektron volt. Bu da demek ki 100 milyon elektron volt maddesinde kütlesi var. Elektron mesela ağır elektron. 2.2 mikrosaniye olan ömür süresi çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Niye bunu ispat et, şeyde kanıtlamakta kullanıyorsunuz? Zamanın gecikmesini ya da çalışan hareketin saatlerin yavaşlamasını, geri kalmasını nasıl yapıyoruz? Müthiş bir deney. Tam nobellik deney esasında. Ben size şekil üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi bu miyon denen nesnelerin ne şekilde yaratıldığı, kozmik ışınlar, yağı yok kozmik ışınlar dünyaya. Hatta bir ara bu LHC çalıştığı zaman acaba kıyamet olacak mı sorusu sorulduğu zaman, o ilk mikro evren koşulları yaratıldığı anda, olmayacağına yönelik yapılan kanıtlar hep bu kozmik ışınlara yönelik kanıtlar. Dendi ki, dünya kozmik ışınlar tarafından, yani dünya dışında, hatta galaksi dışından gelen ışınlarla benzer enerjilerle sürekli bombardıman ediliyor zaten. Edile gelmiş. Ne kadar da 4,5 milyar yıldır edile gelmiş. Şu anda da bir kıyamet görmediğimize göre, yapılan bu yapay makinede LHC'nin de bir kıyamet görmemiz mümkün değildir. Gerçekten de olmadı. Hatta bazıları uçuklar dava da açmıştı. CERN aleyhine uluslararası insan hakları mahkemesinde. Tuhaf şeyler oldu bu son diye yaşadığımız uçuklarda. Ama bu uzaydan gelen çok yüksek enerjili kozmik ışınlar ne olduğu önemli değil. Atmosferin yaklaşık 20 kilometre kalınlığında, kimi yerlerde 9-10 kilometre olabilecek bir atmosferimiz var. Hava küremiz var. Onun tepesine vurduğu zaman ne var atmosferde? Oksijenler, azotlar, aklınıza gelecek bir sürü başka atomlar var. Atmosfer dediğimiz o. O nesneler hızlı parçacıklar oraya vurunca orada bir sürü ikinci parçacıklar oluşturuldu. Oluşan parçacıklardan bazıları da miyonlar. Şimdi bu ince bir atmosfer tabakası düşünelim aşağı 10 kilometrede oluşsun. Peki burada oluşan miyonlar gözlüyor muyuz? Aşağıda yerde bakın ikinci şekil gösterirsen mesela şu da onu gösteriyor. Bir ya da 10 kilometre olması önemli değil burada. Şurada mesela yeryüzündeki bir detektörde, mesela CERN'de bu gözlemi ölçülüyor özellikleri kütlesi vesairesi. Nerede oluştu? Yukarılarda yaklaşık 10-20 kilometre arasında bir yerde oluştu. Soru şu. Bunlar çok yüksek enerjili parçacıklar. Hızla ışık hızının %9.94 gibi bir küsuratı. Ömrü durgunken 2.2 mikrosaniye. Ne ulaşırtır hızca bu zaman? Bir hesaplayın bakalım ne kadar süre, ne kadar aşağı yaratıldıktan sonra bozulmadan önce, yok olmadan önce kaç? Bir kilometreden az yolu kat edilmesi gerekiyor. Yani orada oluşan miyonların aşağıdaki şu noktadaki bizim gözlem evimize ulaşıp da orada ölçülmesi, detektöre kaydedilmesi mümkün değil. Antik kabul ediyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi bu durgunken ölçülmüş olan ömür süresi 2.2 mikrosaniye de bu ışık hızına bu kadar yakın %99.4 10.994 gibi bir yaklaşıklıkla çok yakın ışık hızına yakın geldiği için onun saati yavaş. Onun için onun efektif olarak ömrü 10 kat daha arttığı için hareket sırasında o 1 kilometre gibi normal olarak öngördüğümüz yaşam süresi 10 kilometre. Dolayısıyla yere ulaşmak için. Bu nobellik bir keşif tabii. Bunu yapan kişiler 1941'de keşfettiler. Ve Einstein'in zaman kısalması olayının doğrudan doğrulanması olduğu için. Ya hareket bir saatlerin yavaşlaması olgusunun doğrudan kalktı olduğu için. Tabii Nobel ödülü. Ama şimdi elimizde çok yüksek enerjili makineler var. Dün bahsettiğim bir daha bahsediyorum. LHC'de büyük hadron çarpıştırıcıda şu anda ulaşılmış olan enerji 10 tera elektron volt. Yani atomun bağlanma enerjisinin trilyon katı. Atomun bağlanma enerjisi şu andaki kimyayı, petrolü, madeni, işte kömürü, hepsini betimleyen enerji o. Sizin normal kimyasal yöntemlerle ürettiğiniz evinizde kaloriferiniz yaptığınız enerjinin trilyon katına ulaşmış durumdayız. Peki bu noktaya hızlandırmak ne demek? Ancak bu
ışık hızına, bakın şu andaki sendeki makineye ulaşılmış olan hız 0.999998 ışık hızı. Yani 300 bin kilometre bölü saniyeye çok yakın. Dolayısıyla buradaki Einstein'in yama büzüşme faktörü neredeyse 9-10. Dolayısıyla bu LHC çalıştığı her dakika Einstein'ın relativity teorisi. Yani hareket doğrultusundaki boyunların büzüşmesi ve hareket eden ışık, hareketli saatlerin de geri kalması olayı her dakika doğruluyor ve müthiş bir olay değil mi? Dedim ki bunu başka türlü ispatlamak mümkün değil ama o kadar müthiş ispat görüyorlar. Dolayısıyla başka ispata da gerek olduğunu düşünüyorum. Burada söylediğim şeylerin tekrarı var. Bir de eş zamanlık olgusu var. Eş zamanlık olgusunu da resmi göstereyim de belki de orada durayım. Şimdi sağ, sol, ileri, geri eş zamanlık kavramları o kadar göreli ki artık. Herkesin, mesela size bir eş zamanlı gibi görünen bir olgu, hareket halindeki başka bir gözlemci eş zamanlı görünebilir. İşte bu şekil var. Bu trenin ortasında bir gözlemci oturuyor, elinde bir ışıldak var, her iki tarafa ışık salıyor. Aynalardan yansıyor bu ışık ve geri geliyor. Ve gözlemciye ulaştığı anda aynı anda gelmesi lazım. Çünkü orada hareket oturuyorsa. Bir de peronda bir adam var, ona bakıyor. Aynı sürece bakıyor, açmış vagonun kapısı açık. Şimdi dikkat ederseniz ikinci, buna göre tren hareket ettiği için burada duran sabit adama göre buradan çıkan ışık buraya gelinceye dek bu trenin duvarı şuraya kadar hareket etti. Dolayısıyla yansıma süresidir. Yani daha kısa sürede sol duvardan yansıyan sağ duvardan yansıyandan daha kısa sürede ulaşacak. Size işte en basit haliyle Einstein bu tren ve vagon modellerini çok kullanmış kendisi. Halka, relativiteyi öğretmeye kalkar. Eş zamanlı diye bir şey yok. O halde size eş zamanlı görünen şey, bana eş zamanlı görünebiliyor. Şimdi zaman giderek, zamanınızda, modern zamanda çok büyük önem kazanmış gördüğünüz gibi. Bunun tabii bir sürü nedeni var. Teknolojik ilerleme var bunun içinde. Yaşamımıza giren teknolojik olanakların bizi etkilemesi var. Ama mesela ışık hızının çok yüksek ve evrensel bir sabit olması, görelilik teorisi, kuantum teorisi, atom saatleri, radar mekanizması, GPS'ler, bakın bunlar hepsi hayatınızda kullandığınız nesneler. Arka konuşması, 2.7 kelvin, büyük patlama, genişleyen evren teorileri, atom enerjisinin trilyon katına ulaşan hızlandırıcı enerjileri. Son bu konuşmada şimdi ne yapmak istediğimi söyleyeyim. Zaman konusuna yaklaşımımız esas olarak fiziksel odaklı olsa bile kaçınılmaz olarak felsefeye de değinme gereği hissettiğimi. Yukarıda ayrıntıyla anlattığım üzere varlığın geçici boyutu olarak zaman, insanoğlunun çok iyi, en iyi bildiği dram olan yaşam ile ölümü de kapsıyormuş. Dün size yaşamı ve ölümü en çok iyi bağlamında zaman bağlamında. Tarihimiz ve geçmişimiz zaman için akıp gider ve geriye esas olarak sanatçıların siyah tonla resmettiği ortak geleceğimiz kalır. Örneğin Ozan Öğretti gibi. Zaman geçiyor dostum, zaman geçiyor. Aslında geçen zaman biziz. Şimdi bitirmeden önce ben buraya eğer sevgili Kemal biraz daha erken ulaşsaydı bana şeyi gösterecektim burada. Büyük Usta Nazım'ın, Nazım Öncancı'nın başka bir ustanın bir şiiri var. Şunu bir hızla koysana MP3'e. Burada bir görüntüde de vardı ama. O şimdi böyle bir toplantıda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeyiz ama bütün gelen kitle de orada. Şu oradan koydum. Şimdi zaman deyince bir büyük söz ustasından bir dinlemeden olmaz diye düşünüyorum. Öyle bitirmek bir renk katacaktır. Keşke Can Usta'nın, Büyük Hasan Ali Yücel'in büyük oğlu Can Usta'nın kendi sesinden bulabilseydik, bulamadık. Bir başka kişi söylüyor. Mehmet Önder'i mi koyalım? Şey, baktın mı Kemal? Hı? Alttakini. Oktay Kaynağı mı? Onu koyalım. Peki. Şimdi bu zaman üzerine söylenmiş en güzel şiir olabilir. Onu yeterince sabrınız var mı, sıkıldığınız var mı söyleyin keselim. Ama olağanüstü güzel bir şiir olur. Ben yeni gelmeden sevişmekte. Tam zamanında öpmesin mesela güzel gözlerini. Come.
gözlerinin içine baka baka. Bisikletin gidonunu tam zamanında çevirmelisin, düşmemek için. Tam zamanında frene basmalı, tam zamanında yola koyulmalısın. Tam zamanında okşamalısın başına o üzüm gözlü çocuğun. Kıçkırıklar tam dizilmişken boğazına, tam ağlamak üzereyken. Tam zamanında koymalısın elini omzuna, en sevdiğin dostunun babası öldüğünde. Tam zamanında tutmalısın düşerken 3 yaşındaki sehpaya tutunan çocuğu. Tam zamanında açmalı yüreğin Afyon'da Hasan abinin evi yıkılınca başına, evsiz kalınca çoluk çocuk ki uzatasın elini bir parça. Tam zamanında açmalısın kapını hayatına girmek isteyenlere. Tam zamanında çıkarmalısın sevgiden şımarmaya başlayanları. Tam zamanında affetmelisin kardeşini. Biliyorsan yüreğinde kötülük olmadığını, seni gecenin üçünde arayıp da kafasının iyi olduğunu söylediğinde. Tam zamanında öğretmelisin oğluna, gerekiyorsa yumruk atmayı, tam burnunun üstüne, tiksinmeden pisliğinden, yukarı mahallenin sümüklü bebesi, misketlerini zorla almaya çalışırsan. Tam zamanında bağırmalısın, acıyınca bir yerin, tam zamanında gülmelisin, Kemal Sunal küfür edince filmin bir yerinde. Tam zamanında yatmalısın, yola çıkacaksan ertesi gün ve arabayı kullanan sensen. Sana emanetse çoluk çocuk ve kendin, tam zamanında bırakmasın içmeyi, son kadeh bozacaksa seni ve üzecekse birilerini. Ertesi gün hatırlamayacaksan, tam zamanında ayrılmalısın misafirliklerden. Tam zamanında konuşmalı, tam zamanında şarkı söylemeli, tam zamanında susmalısın. Tam zamanında terk etmelisin gerekiyorsa annenin babanın evini. Tam zamanında bir şehre gidip ayaklarının üzerinde durmaya çalışmalısın. Tam zamanında dönmelisin memleketine, tam zamanında için titremeli, tam zamanında aşık olmalı, deli gibi sevmelisin güzel gözlerini. Tam zamanında toplamalısın oltanı, belki de seni şampiyon yapacak en büyük balığı kaçırmadan. Tam zamanında yaşlandığını hissetmeli, tam zamanında ölmelisin. Iskalamak istemiyorsan hayatı, hadi şimdi kalk bakalım, silkin şöyle bir, at üzerinden hayatın yorgunluğunu. Vakit zannettiğinden daha az, hadi kalk bakalım, şimdi yaşamak zamanı. Çok teşekkürler. Evet, benden bu kadar.